Aslıcığım, lütfen inat etme de eve dön. Bak ev sensiz bomboş. Bomboş ha? Sen dolduracak bir şey bulursun canım. Sende antin kuntin çok. Yani hiçbir şey olmasa arkadaşlarını çağırır, kek partisi yaparsın. Karıcığım bak, ben bu söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. Ama inan bana, ben seni hiç aldatmadım. Hiç uğraşma, hiç uğraşma. Hiçbir güç beni o eve geri döndüremez. Yapma ama bak, çocuklar da çok... Ay çocuklar falan deme, çocuklar deme. Zaten başımıza ne geldiyse o çocuklar evimize geldiğinden beri geliyor. Affedersiniz hanımefendi. Yok, soyunumdan dolayı beni tebrik etmeye mi geldiniz? Yo, ben size birini soracaktım. Tabii. Selin Aykar isimli bir öğrenci arıyordum. Bu okulda okuyormuş. Selin Aykar mı? Evet, tanıyor musunuz? Tanıyorum da, ne için arıyordunuz? Ben avukatım. Onunla görüşmem gereken hukuki bir konu vardı da. Hukuki bir konu mu? Kesin bu böcek başını belaya soktu. Birisi dava açtı buna. Hadi bakalım Juliet bozuntusu. Bakalım herkes içinde mahkemelik olduğunu öğrenince de tebrik edecekler mi seni? Pardon, tanıyor musunuz kendisini? Tanıyorum, götüreyim ben sizi. Teşekkür ederim. Görüşürüz Selin. Görüşürüz. Görüşürüz. Selin! Efendim? Bu beyefendi seninle görüşmek istiyormuş. Benimle mi? Evet, kendisi avukatmış. Artık ne yaptıysan. Selin Aykar mısınız? Affedersiniz avukat bey, bir sorun mu var? Siz? Adım Ekrem Aykar. Selin'in hem kanuni velisi hem de amcasıyım. Ay yeğenim, yeğenim dedin. Tepene çıkarttın. Al işte. Ne dümenler çevirdi kim bilir. Şimdi uğraş dur mahkemelerle, avukatlarla filan. Bir dakika Aslı'cığım. Sorun nedir avukat bey? Efendim ben Sermet Gündüz'ün avukatıyım. Yani avukatıydım. Sermet dedenin mi? Evet. Peki bunun Selin'le ne ilgisi var? Evet, ben de anlamadım. Efendim Sermet Gündüz ölmeden birkaç gün önce vasiyetini değiştirdi. Yeni vasiyete göre Sermet Bey nakit ve gayrimenkullerden kalan bütün mirasını size bıraktı. Ben de onun için geldim. Ne? Miras mı?